Müslim'de ve başka da birçok İslami eserde ortak olarak işlenen şöyle bir olay var. Hazreti Muhammed son hastalığında ölüm döşeğindeyken bir ara ayılınca bakıyor ki ona ağız yoluyla ilaç içiriyorlar. Bunu görünce çok kızıyor ve "Sizi sakın ola bana bir şey içirmeyin diye uyarmadım mı? Neden bana ilaç içirdiniz? Hepiniz bu ilaçtan içeceksiniz. Ben de bakacağım. Ancak amcam Abbas hariç. Çünkü o sizinle beraber değil. Planın içinde o yoktur." diyor. Bazı rivayetlere göre Hazreti Muhammed bu ilaç meselesini fark edince onlara soruyor. Kim yaptı diye. Onlar da amcan Abbas yaptı yanıtını verince kendisi "İçinizde zaten tek sağlam kişi amcamdır." diyor. Bu rivayet çok yaygın. Ancak İbnül Cevzi'nin aktardığı cümleler daha da ilginç. Hazreti Muhammed bu arada eliyle Habeşistan'a işaret ederek "Bu ilaç içirme yöntemi Habeşli kadınların işidir." diyor. Demek ki onlar bu yöntemle insanları zehirlemekle meşhurmuş ki böyle söylüyor. Zaten bu konuda hem Buhari hem de Müslim bağımsız bir bölüm açmışlar. Ledud bölümü. Ve her iki kaynağın sarihleri de Ledud, hastanın istemediği halde rızası dışında kendisine verilen ilaç demektir tanımını da yapmışlardır. Hatta İbn-i Sad gibi bazı tarihçiler Hazreti Muhammed onlara "Neden sizi uyardığım halde bana bunu yaptınız? Üstelik ben oruçluydum." demiş. Hazreti Muhammed'in o ağır hastalık haliyle oruç tutması bir kere inandırıcı değil. Ancak belki ona ilaç içireceklerini tahmin ettiği, bunu onlardan beklediği ve sezdiği için böyle bir taktiğe başvurmuş olabilir. "Bakın, ben niyetliyim, sakın ola bana bir şey vermeyin." demek istemiştir. Ama buna rağmen onu dinlememişlerdir. İbn-i Sad gibi bazı İslam tarihçileri bu konuda net sürede veriyorlar. Pazar günü ona ilaç içiriyorlar. Ondan sonra çok ağırlaşıyor ve pazartesi günü, yani bir gün sonra vefat ediyor. Çok ağırlaştığını duyup da yanına gelen Üsame Zeyd, "Geldiğimde bana bakıyordu ancak artık konuşamıyordu." diyor. Hadisten orada bulunanlar içinde yalnız amcasına güvendiği kesin. Kalanlar zaten eşleri Ayşe ve Hafsa ki zaten hastayken Ayşe'nin evinde kalıyordu. Çok açık ki onlara güvenmemiş. Çünkü onun ihtiyaç duyup böylesine bir uyarıda bulunması, "Sakın benden habersiz bana ilaç içirmeyin." demesi aslında birçok şeyi ifade ediyor. Demek ki kuşku duyduğu bazı emareler daha önce yaşanmış ki onlara güvenmiyor. O nedenle kendilerini ilaç içirmeme konusunda uyarıyor. Gerçi burada Ayşe'nin yaptığı bir savunma da var. Şunu diyor: "Aslında bizim yaptığımız bir şey yok. Ancak Hazreti Muhammed ilaçtan korktuğu için kızıyor. Herhalde Ayşe bu kadarını da becerebilir. Hemen kalkıp ben yaptım diyecek hali yok ya." Bir de benzer şüphe içerikli hadisleri hep Ayşe anlatıyor. Neden diğer eşleri de bu anlatımlarda yok? Neden bunlar hep Ayşe'ye dayalı? Bu durum Ayşe'nin aktif olarak bu planların içinde olduğunu gösteriyor. İlginçtir ki bu hadisleri açıklayan, bunlar üzerinde şerh yapan kişiler eften püften noktalar üzerinde durmuşlar. Mesela buna bakarak "Acaba hastaya isteği dışında ilaç verilir mi?" gibi şeyler. Kimse "Acaba Ayşe Hafsa aracılığıyla böyle bir planın uygulanması mümkün mü? Siyasi bir komplo ihtimali var mı?" diye bu konuda kafa yormamış veya bilerek değinmek istememiş. Ayşe, "Hayatımda Hazreti Muhammed'in ateşi ve ağrısı kadar şiddetli bir ağrı ateş görmedim." diyor. Hazreti Muhammed kendi ateşi hakkında "Bana 7 kuyudan su getirin. Kullanayım da belki biraz serinlerim ama ateşimin düşüreceğini hiç sanmıyorum." diyordu. Burada yineliyorum. 3 yıl önce yediği zehirli bir yemekten dolayı aniden bu kadar aşırı derecede ateş ve ağrı olur mu? Bunu ilgili dalın uzmanlarına sormak lazım. Belki tekrar olur ama bir kere Yahudi bir kadının ona zehirli bir yemek ikram etmesi ve onun da yemesi meşhurdur. Buna kimsenin itirazı yok. Çünkü bu konuda kanıtlar güçlü ve hayli fazla.
Yalnız gerçekten 3 yıl önce ve o günkü şartlarda zehirli bir yemek bu kadar zaman sonra kendini gösterir mi, bunu bilemiyorum. Bir de şu çok önemli. İster o zehirli etin etkisi olsun, ister olmasın. Burada farklı bir komplo, farklı bir cinayet nedeni söz konusu. Ömer ve Ebubekir'in kızları aracılığıyla Hazreti Muhammed'i öldürdükleri iddiası var ortada. O nedenle eski zehirli ilacı bunun dışında tutmak lazım. O konu ayrı, buradaki konu apayrıdır. Her ne kadar hadiste hepiniz teker teker bu ilaçtan içersiniz deniliyorsa da bir kere o an artık bunun pratik olarak uygulanması mümkün değildir. Çünkü Hazreti Muhammed ölüm döşeğinde ve o yataktan da artık bir daha kalkamıyor, vefat ediyor. Bir de şu da mümkün. Olayın izini kaybettirmek için Ayşe tarafından böyle bir ifade bilerek uydurulmuş olabilir ki efendim tehlikeli bir ilaç olsaydı onlar içtiğinde kendileri de ölmüş olacaktı. Dolayısıyla ona içirilen ölümcül bir madde değilmiş densin. Gibi bir savunma amacı söz konusu olabilir. Bir kere Buhari ve Müslim'de geçen hadislerde o ilaçtan Ayşe ve Hafsa da içtiler açıklaması yok. Buhari bu hadisi birkaç yere almış, hiçbirinden içtiler ifadesini alamamış. Müslim de içtiler demiyor. Şayet alsalar da önemi yok. Çünkü bu gibi kelimelerin eklenmesi şüphe uyandırmak içindir. Bunlar bilerek hadis metnine eklenmiştir ve asılsızdır. Bir kere Hazreti Muhammed'in o ilaç için bu kadar sert reaksiyon göstermesi kafaları karıştırıyor. Demek ki bildiği bir şey varmış. Bir de Buhari'de geçen ve Ayşe'ye dayanan şöyle bir hadis var. Hazreti Muhammed ölüm döşeğindeyken dedi ki, Hayber'de yediğim o zehirli yemekten artık takatim kalmadı, beni şah damarımdan vurdu. Ama aynı Buhari, İbn-i Mas'ud'dan rivayet ederek o zehirli etin mucize yoluyla konuştuğunu ve Hazreti Muhammed'in o etten yemediğini de yazıyor. Olayın izini kaybettirmek için Ayşe hep farklı ölüm nedenleri uydurmuş. Örneğin Ebu Yali'nin Ayşe'den aktardığı şöyle bir hadis de var. Ayşe, Hazreti Muhammed Zatül Cenp denilen normal bir hastalıktan vefat etti diyor. Bu hadisi zaten hadis uzmanları da kabul etmişlerdir. Tabii ki Hazreti Muhammed'in vahiy yoluyla o ette zehir olduğunu bilmesi gibi rivayetler asılsız. Bir kere realist olmak lazımdır. Peki madem haberdar olduğu, o zaman o ölen insanları ne yapacağız? Niye yediler ve sonunda öldüler? Bu konuda iyi sonuç almak için hem var olan tüm bilgileri bir araya getirmek hem de Ömer'le Ayşe'yi çok iyi tanımak lazım. Kısacası halk arasında bilinen Ömer'le Ayşe gerçek Ömer'le Ayşe değillerdir. Bunlar hakkında bilinmeyenleri anlatacağız.